2 Ekim'de görkemli bir düğünle nikah masasına oturan fakat yalnızca 53 gün süren evlilikleri ardından boşanma kararı alan Merve Boluğur ve Mert Aydın, geçtiğimiz günlerde tekrar bir arada görüntülenmişti. İkilinin tekrar yan yana görüntülenmesi kafaları karıştırırken daha sürpriz bir haber geldi. İkilinin Survivor'a gidecekleri ve program yapımcısı Acun Ilıcalı ile görüştükleri öğrenildi. Bu arada kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyoruz. Ünlü sunucu Özlem Yıldız katıldığı bir programda bir dönem aşk yaşadığı Mehmet Ali Erbil hakkında konuştu. Yıldız, yıllar önce büyük aşk yaşayan ve evliliğin kıyısından döndüğü Erbil için, o dönem ciddi bir ilişkinin içine girmiştik ve ailemden onay almıştık. Fakat nişanlanmadık. Mehmet Ali Erbil, hiçbir zaman pişmanlığım olmadı. Benim için her zaman çok kıymetli. İyi olmasını dilerim. Ona karşı kötü duygum yok şeklinde konuştu. Güzel sözleri karşılıksız bırakmayan ünlü şovmen, sosyal medya hesabında Yıldız için, her zaman değerlim ve canımın içi, cevabını verdi. Bircan Bali ile programda yaşadıkları gerilim dolu tartışma nedeniyle çenesi kilitlenen Seren Serengil, program arkadaşları ile mesafesini koruma kararı aldığını belirtmişti. Geçtiğimiz akşam gerçekleşen bir ödül töreninde Serengil'in sunucu arkadaşları Bali ve Arto ile ayrı oturmaları gözlerden kaçmadı. Serengil'in protokolde oturduğunu gören Bali ve Arto, hızlıca güvenlikle görüşerek yerlerini değiştirdi. Protokolde kendilerine yer bulan ikili, yayın arkadaşları ile mesafesini koruması dikkatlerden kaçmadı. Geçtiğimiz yıl oğulları Kurt Efe'yi kucaklarına alan Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çifti yılbaşı tatilini geçirmek için İtalya'ya gitti. Dizer, baba oğulun tatlı pozlarını sosyal medya hesabından yayınlarken, Tatlıtuğ da oğlu ile ilk fotoğrafını paylaştı. Alt komşu Murat yine parti veriyor. Vallahi Murat zaten canım burnumda, gelir dalarım partine ha. Bakın 1,5 saattir yataktayım. Asla uyuyamıyorum. Bu yeni modam. Şimdi kalktım mutfağa geldim sinirden. Niye uyuyamıyorum? Çocuğa bir şey oldu. Aldığım bir ilaç mı, vitamin mi? Neden uyumuyor olabilirim? Akşamları kahve içmiyorum. Nazar zaten var o cepte, o bildiğimiz bir bilgi. Ama gezegenler mi? Yani bu kadar olamaz. Ben yattığım yerde öküz gibi uyuyorum çünkü ne oldu bana? Sabah 6.30'da kalkıp sete gideceğim. Bu arada benim sabahları dünya güzeli uyanmamın bakın sebebi belli oldu. 1,5 saatte bu hale geldiysem 6 saat uyuyunca işte şöyle bir şey olacağım. Yengesinin parasını böyle. Bu çocuk da veriyor şey, bir arkadaşından 5.000 vermiş, bir yerde 9.000 gelmiş parası veriyor. Bu Müge Anlı'da mı oluyor? Müge Anlı'da oldu. Düğün bugün oldu. Ben izlemedim. Bana bu kadın, o çocuk var ya ağladı. Ay konuş artık, kalk kuk kuk kuk. Ne yapıyor bunu? Midye tava herhalde, ne bileyim ben. Midye, ekmeğin içine koyuyor. Koyar, sen koymuyor musun erzağını ekmeğin içine? Koymuyorum. Ay aferin, koyma. Arkadaşlar sesimi merak etmişsiniz. Hani nasıl oldu, iyiye gitti mi diye. Şu an çok daha iyi durumda zaten. Çatallı yine ama gayet iyi anlayabiliyorsunuz konuşurken. Ama yani yüzümü şiş hissediyorum, kendimi şiş hissediyorum. Eklemlerimin bir çıtır ağrıdığının farkındayım. Ya yani hala hastayım aslında ama ben yatmayı sevmiyorum. O yüzden şimdi ofise gideceğim. Bakalım. Sen nasıl işsiz yaptın ya bunda? Yaptım, sen yapamadın mı? Daha. Yeni başladım, başlamadım. Biz yapmamışım, bize 9 yapmışım. Ben burada hata yaptım mesela, arayı yaptım. Ben burada 3 fırtları kapattım. Maya?
şey diyeyim mi? Bayağı kış gelmiş, soğuk, buz. Eldivenimi, alsam niye aldım bunu şimdi yanıma demeyeceğim bir hava. Yani takarım öyle diyeyim size. Abartmayı sevmem. Öncelikle herkese mutlu, huzurlu, sağlıklı bir salı diliyorum. Bazen bazı filtreleri açıp böyle bu kim AQ falan oluyorum. Bu da onlardan bir tanesi. Kullanıyorum ve kullanmaya devam edeceğim. Body shaming, işte gençleri güzellik algısıyla zehirleme. İşinin %80'ini Türkiye'de ben... Tabii, hep yaptı. Şeyde kaç var? 65. Yeah.